Merhaba arkadaşlar, ben Hasan Kaba. Bugün sizlerle beraber Paşakonağı yaylasına çıkıyoruz. Bugün günlerden çarşamba, ayın 9'u. Güzel bir hava, pardon ayın 10'u. Güzel bir hava. Hep beraber çıkıyoruz şu anda. Hala gidiyoruz maalesef. Nasıl hocam, yol planlarımız bayağı acaba? Planlarımız şu an otelimize yerleşmek. Otele yerleştikten sonra artık yemek mi olur, bisiklet turu mu olur bilmiyoruz. Bisikletlerimizi de aldık. 3 tane bisiklet, 3 kişi dolanacağız inşallah. Izgara falan. Bence güzel olacak. Ondan sonra bir Yıldız Tepe turu var. Bakalım, 3-4 günlük bir tatil olacak. Çok güzel olacak. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Hasan Kaba arkadaşımızla, Cafer Şahin Akkaya arkadaşımızla Paşakonağı'nda bir gün geçiriyoruz. Bu da olmadı ya. Hasan Kaba'yı uçuruyoruz. Sallama lan! Tamam arkadaş, sallama lan, yüksek bir balkon var. Evet, Hasan'ı bırakıyoruz böyle ki. Cafer hocam, şu an menüde ne var acaba? Ne yapacaksın bize? Yoğurtlu patlıcan. Hocam kısaca yapılışını tarif eder misin? Evet. Orada hocam tekrar ızgaranın üstüne atıyoruz. Hocam sizin eklemeniz gibi geldi bu biraz bana ama. Sarımsak bulursak sarımsak. Çeşitlik atmak isteyenler katabilir. Evet. Kardeşim çay suyu kaynamak üzere. Kaynadım, demleyeceğim abi. Tamamdır hocam. Ben de inşallah bak, şimdi ya ızgaraları yapıyorum. Yarım saat çay atıyoruz. Yarım saat dedi. 20 dakika. Arkadaşlar az sonra da Antiko şovunu göreceksiniz. Herkese iyi günler. Cafer kardeşimiz patlıcan közlemesini yapıyor. Şimdi Antiko'da başlıyoruz. Arkadaşlar antrikot nasıl yapılır? Çok basit. Döküm ızgaranız olması gerekiyor. Güzelce kızdırın. Bakın bir et 3 dakika kalın. Kalın ama et dediğin 3 dakikadan fazla pişmez. Sese bakın. Gel. Tuzlu. Tuzlu. Niye? İki buçuk dakika bir yüzü, iki buçuk dakika diğer yüzünü yapıyoruz. En fazla tuzluk pişmez arkadaşlar. Çok çevirmeyin. Her yüzünü bir kere çevirin. İki buçuk dakika pişirin. Toplamda 5 dakika en fazla. İki buçuk dakika sonra görüşmek üzere. İki buçuk dakika geçti. Bak fazla değil. En fazla iki buçuk dakika. İki dakika oldu bizimki. Bakın arkadaşlar. İşin esprisi burada zaten. Bakın. Suyun hepsi içinde. 2,5 dakikada burası. Evet, bugün de sizlere antrikot nasıl pişilir öğrettim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Akçaabat köftesi yapıyoruz. Trabzon Akçaabat'tan memleketinden getirdi. Evet Hasancığım, bize Akçaabat köftesi hakkında nasıl yapılır? Püf noktaları, neden diğer köftelere göre lezzetli söyler misin? Kardeşim öncelikle şunu söyleyeyim, tam adam sordum. Ben o kadar yemek kadar var. Evet. Sen anlattın gibi. Peki bunu nasıl pişirdin Hasan Bey? Normal her zamanki gibi atlı köfteyi. Önce bir tarafını pişirdim, az yağlı olduğu için. Hemen pişti, sonra çevirdim diğer tarafa derken. Ya bunlar daha pişmeyecek değil mi? Az kalmış yani diyorsun. Yani şöyle olması lazım. Az daha az pişebilir. Tamam. Yani damak zevkine göre. Evet. Bu kadar yani. Peki de bunun yenme tarzı var mı işte, böyle salatayla mı yenir falan böyle? Direkt yiyorsun. Tadını bozmayacağız yani. Aynen kardeşim. Bu kadar. Siz yediniz mi Akçaabat köftesi daha önce? Ben yemedim daha önce. Lütfen çekin.
dinlesem derdimi ben bulutlar. Bizi dost bildiklerimiz vurdular. Bir de gurbet yarası var hepsinden deri. Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşları mı uyanırlar? Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşları bu yağmurda içerim.